Bir zamanlar İslam tarihine damgasını vuran Uhud Savaşı'nın yapıldığı Uhud Dağı eteklerinde Hazreti Hamza ve diğer şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Uhud şehitliğine yapılacak büyük bir restorasyon çalışması duyuruldu. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen Allah'ın aslanı unvanını kazanmış Hazreti Hamza'nın kabri Müslümanlar için kutsal bir ziyaret yeri olmuştu. Her yıl binlerce Müslüman Hazreti Hamza'ya olan sevgisini ve saygısını dile getirmek için Medine'deki Uhud Dağı'na gelir, orada dualar ederdi. Suudi yetkililer, Uhud şehitliğinin hem bakımını yapmak hem de ziyarete gelenlerin daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak amacıyla bir yenileme projesi başlattı. Ancak bu proje beklenmedik bir tartışmayı beraberinde getirdi. Proje kapsamında Hazreti Hamza'nın ve diğer şehitlerin naaşlarının geçici olarak başka bir yere taşınması gerekiyordu. Bu durum Müslümanlar arasında derin bir endişeye neden oldu. Hazreti Hamza ve diğer şehitlerin naaşlarının taşınmasının uygun olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Ancak çalışmalar sırasında naaşların zarar görmemesi için bu geçici taşıma gerekli görülmüştü. Nihayetinde büyük bir titizlikle bu görevi üstlenecek özel bir ekip hazırlandı. Hicri takvime göre mübarek bir gecede sessizliğe bürünmüş Uhud şehitliğinde Hazreti Hamza'nın mezarının açılması için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Arkeologlar, din alimleri ve gönüllüler kutsal bir görevi yerine getirmenin bilinciyle orada hazır bulunuyordu. Kimi gözyaşlarını tutamıyor, kimi ise ellerini açıp Hazreti Hamza'nın ruhuna dua ediyordu. Herkes bu eşsiz anın ağırlığı altında kalplerinde derin bir saygı ve minnet duyuyordu. Yavaş yavaş mezar kazılmaya başlandığında Hazreti Hamza'nın naaşının ortaya çıkma anı gelmişti. Herkesin kalbi duracak gibiydi. Çünkü Allah Resulü'nün sevgili amcası Hazreti Hamza'nın naaşıyla buluşacaklardı. Mezar açıldıkça gecenin sessizliği içinde dualar yankılanıyor, toprağın her bir katmanı titizlikle kaldırılıyordu. Bu sırada kazıyı yapanlar arasında bir heyecan fırtınası vardı. Kimse Hazreti Hamza'nın naaşının nasıl bir durumda olacağını bilmiyordu. Fakat bu karşılama onlara derin bir manevi anlam yüklüyordu. Sonunda Hazreti Hamza'nın naaşı ortaya çıktığında orada bulunanlar gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Yüzyıllar geçmesine rağmen Hazreti Hamza'nın naaşı sanki dün defnedilmiş gibi taptaze duruyordu. Bedeninde hiçbir bozulma belirtisi yoktu. Yüzü huzurla kaplıydı. Gecenin sessizliği içinde naaşın etrafını saran misk gibi bir koku tüm alanı kapladı. Kimileri bu durumu Allah'ın Hazreti Hamza'ya olan sevgisinin bir işareti olarak yorumlarken, kimileri de bu olayın İslam'ın büyük kahramanlarına bir lütuf olduğuna inandı. Orada bulunan arkeologlar, din adamları ve gönüllüler gözyaşları içinde Hazreti Hamza'nın naaşını seyrederken aralarında sessiz bir anlaşma vardı. Bu an sadece fiziksel bir kazı değil, ruhsal bir yolculuktu. Herkes kendini Allah'ın bir lütfu olarak bu kutsal ana tanıklık edecek kadar şanslı hissediyordu. Bu mucize onlara hem Hazreti Hamza'nın İslam uğruna yaptığı fedakarlıkları hatırlattı, hem de şehitlerin Allah katındaki yüce makamını bir kez daha gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu mucizevi olayın haberi dalga dalga tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar Hazreti Hamza'nın yüzyıllardır bozulmadan kalan naaşını duyduklarında derin bir minnet ve huzur hissettiler. Kimileri bu olayı Hazreti Hamza'nın İslam'a yaptığı hizmetin bir ödülü olarak gördü, kimileri ise bu olayın Allah'ın kudretini gösterdiğine inandı. Herkes bu mucizevi karşılaşmanın Uhud'da yaşanan fedakarlığı ve kahramanlığı bir kez daha hatırlattığını hissetti. Hazreti Hamza'nın naaşının bu mucizevi durumu, İslam dünyasındaki her Müslümanın kalbinde derin bir sevgi ve hürmet oluşturdu. Suudi yetkililer, Hazreti Hamza'nın naaşının yeniden defnedilmesine karar verdi. Hazreti Hamza'nın naaşı, o gece yaşanan manevi anı onurlandıracak bir şekilde büyük bir özenle ve dualarla toprağa verildi. Herkes bu kutsal naaşın huzur içinde dinlenmeye devam edeceği bu yeni mezar yerinde Allah'ın rahmetine kavuşacağına inanıyordu. İslam dünyası bu olayla birlikte Hazreti Hamza'nın ne kadar büyük bir örnek ve kahraman olduğunu bir kez daha derinlemesine hissetti. Bu olaydan sonra Hazreti Hamza'nın mezarı daha büyük bir özenle korundu. Hac ve umre ziyaretleri sırasında Uhud şehitliğine gelen Müslümanlar Hazreti Hamza ve diğer şehitlerin ruhuna dualar ederek onlara saygılarını sundular. Bu olay İslam dünyasında bir miras olarak anlatıldı ve gelecek nesiller boyunca Hazreti Hamza'nın kahramanlık hikayesinin bir parçası olarak yaşatıldı. Yüzyıllar geçmesine rağmen bu olay İslam dünyasında bir efsane olarak hatırlanır oldu. Hazreti Hamza'nın naaşının bozulmadan korunması, Allah yolunda yapılan fedakarlıkların karşılığını gösteren bir örnek olarak
dilden dile dolaştı. Hazreti Hamza'nın naaşıyla karşılaşanlar Allah'a minnet ve şükürlerini ifade ederek bu olayı manevi bir armağan olarak kabul ettiler. Her nesil bu mucizevi olayın detaylarını bir sonraki nesle anlatarak Hazreti Hamza'nın kahramanlığını ve Allah'a olan bağlılığını yaşatmaya devam etti. Böylece Hazreti Hamza'nın adı hem savaş meydanında gösterdiği kahramanlıklarla hem de yüzyıllar boyunca bozulmayan naaşıyla İslam dünyasında saygıyla anılan bir sembol olarak hatırlarda kaldı. Ya Rabbi, Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib'in ruhunu şad eyle. Onu en yüce şehitlerle beraber kıl. Huzurunu ona daim eyle. Ya Rab, şehadetine, cesaretine, sadakatine, İslam'a olan hizmetine bizi de şahit kıl. Yolunda daim eyle. Allah'ım, Hazreti Hamza'ya cennetini ve cemalini göster. Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini mukaddes eyle. Ona şehitlere vaat ettiğin mükafatı ver. Cennet bahçelerini mekan eyle. Ey alemlerin Rabbi, onun fedakarlık dolu hayatından bizleri de nasiplendir. Bizlere de onun gibi imanla dolu bir yürek, sarsılmaz bir bağlılık nasip eyle. Onun gibi inancımız için cesaretle yürümeyi, merhametle adaleti savunmayı ve hayatımızı ahirete hazırlıkla geçirmeyi bizlere de nasip eyle. Ya Rabbi, Hazreti Hamza gibi yolunda şehit olmuş tüm müminlere rahmetini indir. Uhud'un aslanlarına rahmetinle muamele eyle. Onları en yüksek derecelerle şereflendir. Bizleri onların yolundan ayırma. Onlarla cennette buluşmayı nasip eyle. Amin.